Elimizde iki farklı rassal değişken var ve bu videoda bu değişkenlerin ne tür rassal değişkenler oldukları hakkında düşüneceğiz. Birinci rassal değişkenimiz yani x hilesiz zarı 12 kere atınca gelen 6 sayısı olarak tanımlanmış. Bu iki terimli bir rassal değişken gibi duruyor. Aslına bakarsanız iki terimli olduğundan eminim. İsterseniz hemen kontrol edebiliriz. Bu rassal değişkenin her denemesinin sonucu ya başarılı ya da başarısızdır. Deneme sonucu başarılı ya da başarısız. Evet, bunu böyle bir not edelim. Ya başarılı olacak ya da başarısız. Buna ek olarak denemelerin sonuçları birbirinden bağımsızdır demek istediğim. 3. atışta 6 gelmesi birinci ya da ikinci atışta 6 gelmesine bağlı değil öyle değil mi? Bunu da kısaca deneme sonuçları bağımsızdır diye not edelim. Bu arada bunun önemli bir koşul olduğunu da hatırlatmak isterim. Evet, devam edelim. Denemelerin sayısı sabittir. Sabit deneme sayısı. Burada 12 tane deneme yapacağız ve son olarak denemelerin olasılıkları birbirine eşittir. Evet, her denemede aynı başarı olasılığı. Gördüğünüz gibi bu değişken iki terimli rassal bir değişken. Evet iki terimli rassal bir değişken olmanın tüm koşullarını sağlıyor. Tüm bunlar bundan önceki videolarda gördüklerimiz için kısa bir tekrarda oldu aslında. İyi oldu. Sıra geldi diğerine. Y rassal değişkeni. Bu değişkeni de hilesiz zarın altı gelene kadar atılma sayısı olarak tanımlamışlar. Diğerinden farklı olduğunu hemen anladınız değil mi? İster seniz gelin neden farklı olduğunu ayrıntılı olarak inceleyelim. Birinci koşulda denemelerin sonucu başarılı ya da başarısızdır demiştik. Bunu sağlıyor mu? Zarı atmaya devam edeceğiz değil mi? Ve her atış bir deneme olacak. Başarılı sonuç 6 gelmesi. Başarısız sonuç ise 6 gelmemesi olduğuna göre denemelerin sonucunu başarılı ya da başarısız olarak sınıflandırmamız mümkün. Evet. İşaretleri bu tarafa koyarsam daha iyi olacak. Tamam, birinci koşulu sağlıyor. Peki, denemelerin sonuçları bağımsız mıdır? Birinci atışta, ikinci de, üçüncü de ya da dördüncü de altı gelmesinin olasılığı bir önceki atışta altı gelmesinin olasılığına bağlı değil. Bağımsızlık koşulunu da böylece sağlamış oluyoruz her denemede aynı başarı olasılığı olması koşulunu da evet sağlıyor. Neden? Çünkü 6 gelmesinin olasılığı her atış için sabit. Yani 1 bölü 6. Üçüncü koşulu atladığımın farkındayım ama bunu yapmamın bir sebebi var. Peki. Denemelerin sayısı sabit değil. Burada 6 gelene kadar zarı belki de 50 kere atmamız gerekecek. 50 kere atacak olmamız biraz düşük bir ihtimal ama 500 kere bile atacak olabiliriz. Y'nin minimum ve maksimum değerlerini düşünecek olursak, Y'nin alabileceği minimum değer min Y olarak not edelim. Bana bunun ne olacağını söyleyebilir misiniz? Evet, en az bir atı, şöyle değil mi? Peki ya maksimum değer? İsterseniz biraz düşünün. Videoyu durdurup düşünmüş olabilirsiniz ve maksimum değer yoktur. 1 milyardır da diyemezsiniz çünkü çok düşük de olsa zarı 1 milyar bir kere atacak bile olabiliriz. Dediğim gibi bu çok düşük bir olasılıktır ama böyle bir olasılık yoktur diyemeyeceğimiz için bu değişkenin maksimum değeri yoktur. İki terimli değişkenlerin çoğu koşulunu sağlayan bu tür rassal değişkenlere deneme sonucu başarılı ya da başarısız, her denemede aynı başarı olasılığı ve deneme sonuçları bağımsızdır, koşullarını sağlayan ama denemelerin sayısı sabit olmayan değişkenlere, yeniden buraya döneceğim ama değişkenin tanımını inceleyecek olursak bunu altı gelene kadar zarı kaç kere atmamız gerekir diye düşünebiliriz. Hemen not ediyorum, başarılı son sonuç elde edene kadar kaç deneme yapmamız gerekir? Durumu iki terimli değişken içinse belirli deneme sayısında kaç tane başarılı sonuç olarak ifade edebiliriz? Buna benzeyen bir tanım ve bu koşulları sağlayan bir değişken görürseniz bunun iki terimli bir değişken olduğunu söyleyebilirsiniz ama eğer deneme sonucu başarılı ya da başarısız, her denemede aynı başarı olasılığı ve deneme sonuçları bağımsızdır koşullarını sağlayan ama denemelerin sayısı sabit olmayan yani başarılı sonuç elde edene kadar denemeye devam edeceğimiz rassal değişkenlere geometrik rassal değişken. Evet geometrik rassal değişken adı verilir. Buna neden geometrik dendiğini önümüzdeki videolarda göreceğiz ama şimdilik farklı sonuçların olasılığını hesaplamak için kullandığımız matematiğin geometrik artışa ya da geometrik seri ve dizilere çok benzediğini söyleyebilirim. Bu arada eğer söylemeyi Unuttuysam bu değişkenlere iki terimli değişken denmesinin sebebi ise denemelerin farklı sonuçlarının olasılıklarını düşündüğümüzde karşımıza binom ya da iki terimli kat sayılar çıkmasıdır. Bunlar da Pascal üçgeni ve iki terimlinin giderek artan kuvvetlerini almaktan gelir. Evet, bu isimlerinde nereden geldiklerini öğrendiğimize göre önümüzdeki videolarda bu iki değişkeni birbirinden nasıl ayıracağımızın üzerinde durabilir ve sonra da geometrik rassal değişkenlerle nasıl çalışacağımızı inceleyebiliriz.